Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde imAdjust fonksiyonunu göreceğiz. Öncelikle geçen hafta yaptığımız editör dosyasını save as'le ders 4 yapayım. Bunun üzerine çalışma yapalım. Ve öncelikle daha önce olduğu gibi resmi okutmaya çalışalım. Örneğin yine resim imrit manzara jpg diyorum. Şimdi imAdjust fonksiyonu ne işe yarıyor? Bunu göstereceğim. Bunu bir a değişkenine atayalım. imAdjust dedikten sonra resmi atadığımız değişkeni yazıyorum. Daha sonra köşeli parantez içerisinde örneğin 0 boşluk 1 yazıyorum. Bu resmin orijinal halinin renk aralığı. Virgül diyorum. Yine köşeli parantez içinde 1 boşluk 0 diyorum. Köşeli parantezi kapatıyorum. Ve normal parantezle kapattım. Noktalı virgül diyorum. Bunun anlamı şu. 0 olan değerleri 1'e çevir. 1 olan değerleri 0'a çevir. Burada renk skalamız normalde 0 ile 255 arasında olmasına rağmen imAdjust fonksiyonu 0'ı 0 olarak görür, 255'i 1 olarak görür ve bunun arasındaki değerleri 0 ile 1 arasında normalize eder. Daha sonra burada yaptığı işlem ise şu: 0 olan değerleri 1'e, 1 olan değerleri 0'a çevirir ve aradaki renkleri de bu oranla ters orantı şeklinde dönüştürür. Oluşturduğu resmi şu şekilde subplotla aradaki farkı görebilmemiz için subplot kullanıyorum. imShow dedim. Parantez içinde resmi göstersin. Subplot dedim. 1,2,2. Burada da imShow dedim ve A'yı göster diyorum. Daha sonra bu programı çalıştıralım. Bakın çalıştırdık. Sol taraftaki orijinal resim, sağ taraftaki de bunun aslında negatif olmuş oldu. Çünkü 0 renkleri 255'e, 255 olan renkleri de 0'a çevirdi. Diğerlerini de ters orantı şeklinde oranladı. Bunu bu şekilde yapabileceğimiz gibi şu şekilde de kullanabiliriz. Örneğin 0.4 ile 0.6 der isek şayet. Bunun anlamı şu: 0.4'ü ve altındaki değerleri 1'e, 0.6 ve üstündeki değerleri 0'a eşitle ve geri kalanı da bunlara göre oranla dediğim zaman, bakın çalıştırıyorum. Yine orijinal hali. Bu da adjust'la dönüştürülmüş hali. Ya da şunu yapabilirim. Örneğin 0.4'e 0.6'yı 0'la 1 arasında düzenle dediğim zaman yine farklı bir resim ortaya çıkmış oluyor. Ya da başka bir kullanım arkadaşlar. Şu kısmı boş bırakıyorum. Bu kısmı da boş bırakıyorum. Bunun anlamı buradaki değerlerle hiçbir şekilde oynama. Buraya da virgül 0.1 diyorum. Bu gamma değeri. Gamma değerini 10 oranında açmasını istiyorum. Yani resmin parlaklığını arttırmış oluyorum. Tam tersi, örneğin ben buraya 5 yazsaydım gamma değerini, bu sefer resmimi koyu hale getirecekti. Bunu başka bir resimle isterseniz göstermeye çalışayım. Bir tane manzara bir resmi almıştım ben. Kastamonu'dan bir görüntü, gece görüntüsü. Örneğin buraya 0.5 yazayım.
gamasını çalıştırdım. Bakın gece görüntüsü bu şekilde iken burada parlatılmış bir görüntü var. Ya da koyu hale getirmek istersem, bakın 5 yazıyorum buraya. Run dediğim zaman görüntünün daha koyu hale geldiğini görüyorsunuz. Burada da bu kısma koyarsak şayet gamma değeriyle oynamış oluruz. ImAdjust fonksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Önümüzdeki ders başka fonksiyonlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.